Ben Ali Tuncay, Balıkesir Edremit, Doyran Mahalle Muhtarı. Köyümüz Tahtacı Türkmenoğlu, 350 nüfuslu, 127 haneli köydür. Bugün Muharebe Başarısı olarak, yapmış bulunduğumuz toplum olarak, misafirlerimizin katılımıyla, Altınoluk Alevi Kültür Derneği'nin katılımı, Sayın Kaymakamımız Edremit Kaymakamımızın katılımı, Edremit Belediye Başkanımızın katılımı, mahalle muhtarlarımız ve köy halkının değerli misafirlerin katılımıyla çok güzel bir aşure ayını gerçekleştirdik. 10 yıldan beri aşure ayılarımızı köy halkı olarak bir arada yapıyoruz. Daha önceki 2014'ten önce herkes kendi evinde aşuresini yapıyordu. Buna katılan oluyordu, katılmayan oluyordu. Veya bulunamayan oluyordu ama bir tarih belirleyip bunun toplu olarak yapılması, aşurenin daha verimli olacağını, daha düzgün olacağını ben kanaat getirerek de 2014 yılından itibaren artık aşure ayılarımız bütün köyümüzün katılımıyla toplu olarak yapılmakta. Sadece bizde şu an dedeler kendileri daha 2-3 önceden yapar. Onlar bu şeye katılmaz. Köy toplu ayını. Onlar kendileri yaptığı için dedelerimiz de 2-3 önceden yapıyor. Ondan sonraki şeyde toplu olarak talip kısımlarda toplu olarak 3 gün sonra dedeler 3 gün sonra aşure ayını yapıyor. Ya bu nasıl söyleyeyim? Toplu olmak hem bir arada olmak, herkesin birbirinden lokmasından tatması, aşuresinden tatması. O gün oluyor ki birinin işi olur, bir şey olur, onda bulunamıyor, hasta oluyor ama burada herkes kendi aşurelerini getirip, şekerini, buğdayını getirip, narını, bademini, elmasını getirip aşureye kattığı için böylelikle herkes birbirinin aşuresinden tatmış oluyor. Toplu olarak yapılmasının amacı budur. Biz Tahtacı Türkmenleri olarak geçmişten günümüze her yıl yapmakta olduğumuz aşure gününü bugün de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Misafirlerimizi ağırladık. Her yıl yapıyoruz. Ondan sonra bu geçmişten atalarımızdan gördüğümüz şeyi bütün komşularımızla, köylümüzle katkıda bulunarak, bir gün önceden hazırlıklarını yaparak anons ederiz. Ondan sonra herkes buraya köy konağımız denilen yere toplanır. Evinde ne varsa aşurelik buğdayını, içine koyulan bakliyatlarını, üzerine atılan çerezini, cevizini getirirler. Burada çaylar, kahveler içilir. İmece usulü onlara ayıklanır. Ondan sonra orada çalışanlar, hizmet edenler, onlara yemek pişiririz, birlikte yeriz, sohbetler ederiz. Şakalaşırız. Bu geçmişten günümüze gelen şey, geleneğimizi sürdürmekteyiz. İnşallah nesilden nesile de çocuklarımıza da gösteriyoruz. Bu bizim 12 Muharrem ayının 12. gün bitiminde başta dedelerimizin ilk gün pişirip ardından köylünün devam ettiği bir şeydir. Ondan sonra köylümüz anons ederiz. Toplarız malzemeyi, imecesi ayıklanır. Onu muhtarımızın hanımı yapar, görevlendirir, birkaç kişi söyler, komşusuna söyler, akrabasına söyler, imece usulü yine aynı şekilde. Bugün aşure günü belirleriz, bugün yapacağız deriz. Ondan sonra hazırlıkları yapılır. Ve çalışanlar birkaç kişi belirlenir, gelen komşular da gene yardım eder. Yardım eder. Görevli 5 kişi ya da 4 kişi, kaç kişi belirlediysen onlar daha fazla çalışır. Bütün gün boyunca insanlar gelir gider, komşular da gelir, bir destek olurlar, yaparlar, yanımıza gelirler, tekrar giderler. Vakti saati geldiğinde anons ederiz tekrardan. İçeriz, dışarıdaki misafirlere haber veririz. Bu bizim aşure günümüzdür. Geçmişten günümüze de devam eder.